Bu çocuklar her gün dakikalarca yol giderek eğitime yürüyor. 50 çocuğun eğitim gördüğü mahallede, internetin çekebildiği tek yerde bir çadır ayarlanmış onlar için. Evlerinin sıcak köşelerinde değil, dağın başında, bir sobanın etrafında. Ellerinde onlara dağıtılan tabletleri, kitapları var. Ama internetleri eksik. Cansu Çiftçi 7. sınıfa gidiyorum, 12 yaşındayım. Kayseri Sarızger'de Ekmara köyünde oturuyoruz. Buraya bir abilerimiz kulübe yaptı ama çok zorluklarla çıkıyoruz. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. İnternetimiz çekmiyor. Milli Eğitimimiz tablet verdi ama biz şu an hiçbir şeyde giremiyoruz. Buraya bir internet istiyoruz. Kar yağınca şu anda zorlanıyoruz ama kar yağınca daha çok zorlanacağız. Bacaklarımız ağrıyor buraya çıkana kadar. Arabayla, traktörlerle geliyoruz ama gene de çok zor oluyor. Biz internet istiyoruz. Arttı. O zaman çoğaldığı zaman, fazlalaştığı zaman biz toplama işlemi yapıyoruz. Ve hemen ilk önce yazalım. Benim adım Melek Ataş, 12. yaşındayım. Buraya bir abilerimiz ve muhtarımız buraya bir bize kulübe yaptı. Buraya geliyoruz, ders çalışıyoruz. 2-3 saat civarında buraya geliyoruz. Dersimizi dinliyoruz. Şu anda kar yağmadı ama kar yağınca daha çok zor olacak. Kayseri Sarız, Avşarobası, Gerdek Mağara, Mahalle Muhtarı Yusuf Mağara. Kim gören çocuk var? Köyümüz 60 hane, 300 nüfusu var. Bunu pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim çeşitli çıkarak çocuklarımız bu çadıra gelip gidiyor. Bunları kurduk kendi çabamızla, internetten çeken bir yerde. Köyümüzde aşağı yukarı 1 kilometre var. Evet. Şimdi günler, havalarımız iyi. Burada 2-3 metre kar yağıyor. Bayağı bir yayla köyümüz. Buraya sabah geliyorlar, ders saatlerine geliyorlar, akşam köye dönüş yapıyorlar. İnternet, telefon, zaten interneti bırak, telefonumuz çekmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımdan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan, Milli Eğitim Bakanımızdan baz istasyonu dikilmesini istiyorum. Bu çocukları köyümüzden dışarıda yüksek bir yer olduğuna dolayı kuştan korkusundan İsmail Gül diye bir arkadaş getiriyor. Akşam da götürüyor dersten sonra. İlgilenen bu arkadaşımız. Bu çocuklarımızı sırtımızda taşıyıp yine okulacak. Bu çocuklarımıza devletimiz tablet verdi. Hiçbir işe yaramıyor. Bu çocuklarımızın geleceği için belki benim bir çocuğum bir öğretmen, herhangi bir memur olabilir. Şu anda okudam yok. Çocuklarımızı okutmak istiyor. Her gün sürüyor bu mücadele. Eğitime ulaşabilmek, belki de bir gün doktor olabilmek için.